Şimdi halk olarak evlilik öncesi güzel adetlerimiz var. Mesela ritüellerimiz var, geleneklerimiz var. Bunlardan biri de kına gecesi. Şimdi vereceğim haber onunla ilgili. Kına gecesine hani sadece kadınlar katılır diye de bir yanlış bilgi var. Onu da düzeltelim. Erkekler de katılabilir. Zaman zaman da bazı yerlerde katılıyor. Bunu neden söyledim? Özellikle söyledim. Alkollü bir taksi sürücüsü bir akrabasının kına gecesine katılıyor. Orada rahat durmuyor. Şimdi alkol şişede durduğu gibi durmuyor ya. İşte alkollü taksi sürücüsü de orada durduğu gibi durmadı. Birilerine sataştı. Bir, iki, üç. E tabii artık hani gelin tarafı da damat tarafı da rahatsız oldular. Onu dışarı çıkarmak zorunda kaldılar. Ama ne yazık ki o alkollü sürücü dışarı çıktı. O hışımla arabasına bindi. Ve ondan sonra o kına gecesinden 20 yaralı çıktı. En mutlu günü hastanede bitti, gözyaşlarını tutamadı. Düğününü rezil edense kendini bilmez bir akrabasıydı. Kırıkkale'de genç çift evlerinin önünde kına eğlencesi düzenledi. O eğlencede Ankara'dan gelen akrabaları da vardı. Taksici Kaan Kartal da onlardan biriydi. Aşırı alkol almıştı. Düğündeki diğer davetlilerle tartıştı. Huzuru bozmaması için düğünden kibarca gönderildi. Ama o anlamadı. Taksisine binip gideceği yerde aracını davetlilerin üzerine sürdü. Dehşet anlarında 20 davetli yaralandı. Kaçan taksici ise çok uzağa gidemeden başka bir araca çarptı. Onun kazaya karıştığını gören davetliler yardıma değil ama onu dövmeye koştu. Darbedilen taksici ve yaraladığı 20 davetli hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Kaan Kartal gözaltına alındı. Diğerlerinin tedavisi ise sürüyor.